şahsı adına ilk konuşmacı olarak Ankara Milletvekili Sayın Murat Emir Bey'e söz veriyorum. Buyurun Sayın. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Silahlı kuvvetlerin Aden Körfezi ve civarında görevinin bir yıl daha uzatılması ile ilgili olarak şahsım adına söz almış bulunuyorum ve silahlı kuvvetlerin orada da dünyanın başka yerlerinde de barışa ve güvenliğe hizmet etmesi noktasında bizim parti olarak da olumlu oy kullanacağımızı ifade etmek isterim. Değerli arkadaşlar, bu vesileyle özellikle Suriye politikası üzerine çeşitli değerlendirmelerimi sizlerle paylaşmak isterim. Türkiye dış politikası özellikle 2010'lu yıllara kadar, yani sizin iktidarınızın ilk yıllarında dahi kararlı, dengeli, olabildiği kadar gerçekçi, hedeflerini belirlemiş, olabildiği kadar dışarıdaki gelişmeleri Türkiye'nin olabildiği kadar az zararına dönüştürmek noktasında ölçülü bir dış politikaydı. Oysa 2010 yılından sonra, o yıllardan sonra özellikle Sayın Davutoğlu döneminde, tabii bu Davutoğlu ile beraber Erdoğan dış politikası da demek lazım buna, bu stratejik derinlik değil de stratejik sığlık anlayışıyla aslında Türkiye hayalci, maceracı, mezhepçi ve sonuçlarına, Türkiye'nin sonuna kadar zarara uğrayacağı bir dış politikaya savruldu maalesef. Buna dengeli bir dış politika demek olanaksızdı. Anımsayacaksınız, kardeşim Esad'dan düşmanım katil Esed'e doğru giden, Türkiye Suriye dış politikasını Esad gitsine indirgeyen, Esad gitsine sıkıştıran ve orada kendine yakın, kendi ideolojik duruşuna yakın bir ihvancı iktidar kurabilme hayallerine kapılan bir anlayıştı. Ve bunun ötesinde anımsayacaksınız, o sıralar Orta Doğu'nun ve bölgenin abisi bizdik. Bize sorulmadan hiçbir şey olamazdı. Bütün dengeleri biz belirlerdik, oyun kurucu biz olurduk. Oysa bunun nasıl bir macera olduğu, Türkiye'nin bu durumda nasıl ağır bedeller ödeyeceği, dış politikasında bakın şu anda bir sürü operasyonlar yapmamız gerekiyor, bedeller ödüyoruz, Mehmetçiğin kanıyla ödüyoruz, bir de ülkemizde 4 milyon civarında Suriyeli sığınmacı ile baş etmek zorundayız. Dolayısıyla bu politikaların yanlışlığı ortaya çıktı. Zaten siz de fark ettiniz, içinizden bazı konuşmacılar, hatipler bu politikanın gözden geçirilmesi gerektiğini söylerken aslında Davutoğlu tukaka edildi. Ama o politikaların asıl mimarının Erdoğan olduğu nedense kamuoyunun gözünden gizlenmeye çalışılıyor. Değerli arkadaşlar, gelinen noktada Suriye politikasında bize iki ana görev kalmıştır. Yani oyun kuruculuktan, orada iktidar değiştirmekten, Esed'i göndermekten bize iki temel görev kalmıştır. Bunlardan birincisi, bu süreçte sürekli desteklediğimiz oradan cihatçıların Suriye sınırından Suriye'ye dünyanın dört bir yanından gelip bizim sınırlarımızdan Suriye topraklarına girmesine katkı verdiğimiz cihatçı milislerin, silahlı teröristlerin İdlib'de artık biz hamisi durumundayız maalesef ve İdlib'in temizlenmesi görevi bize verilmiştir. Astana süreciyle maalesef ve Soçi anlaşmasıyla bize düşen oradaki bizim üzerimizden, büyük oranda bizim üzerimizden Suriye'ye giden cihatçıların tekrar süpürülmesi görevidir. Orada tutulması görevidir ve eğer biz burada bu görevi yapamaz isek büyük bir mülteci akınıyla ve maalesef oradaki 70 bin, 80 bin olduğu iddia edilen cihatçı terörist grupların çok korkarız ki ülkemize sızmasına kadar varabilecek bedeller ödeme riskiyle karşı karşıyayız. Değerli arkadaşlar, bize düşen ikinci görev de IŞİD'le mücadeledir. Anımsayacaksınız, Trump bir gece aniden Suriye'den çekiliyoruz dedikten sonra hemen atlanmıştır. Evet, çekiliyorsanız çekilin, IŞİD'le biz mücadele ederiz denmiştir. Ama bakın, konuşmamın ilk bölümünü anımsayın. Sizin IŞİD'e ne zaman terörist dediğinizi anımsıyor musunuz? Türkiye'de herkes IŞİD terörist derken siz onlara öfkeli çocuklar diyordunuz. IŞİD'in Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümeti tarafından ve hatta hükümet içerisindeki bazı karanlık odaklar tarafından nasıl korunduğunu, nasıl kollandığını anlamak için sadece 10 Ekim Ankara Garı katliamı davasına bir baksanız, dosyasına baksanız anlarsınız. Orada Yunus Emre Alagöz'ün ve yanındakilerin nasıl korunduğu, nasıl Suriye'ye girip çıktığı,
nasıl oradaki cihatçı örgütlerden eğitim aldığı, nasıl Türkiye'deki istihbaratın görmezden gelindiği ve oradaki bombalamanın nasıl gerçekleştiğini ve sonradaki o karanlık elin o bombalamayı gizlemek için nasıl çalıştığını görseniz, bilseniz aslında Türkiye Cumhuriyeti'nin o zamanki IŞİD'le o karanlık ilişkisini de anlamış olacaksınız. Bakın o kadardı ki o sırada tüm dünya hepimiz biliyorken bu patlamayı IŞİD'in yaptığını, IŞİD yaptı bile diyememiştiniz. Bu bir kokteyl terör eylemidir demiştiniz. Çünkü o günlerde size IŞİD çok güzel görünüyordu, öfkeli çocuklardı. Ama gelinen noktada artık IŞİD'i temizleme görevi de sizin üzerinizde. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Suriye politikası yanlış başladı, yanlış yürütüldü ve bugün de artık çökmüş bir politikadır. Ve bu çökmüş politikayı düzeltebilmek için de Mehmetçik'le operasyon yapmak zorunda kalıyorsunuz. Güvenli bölge kurulsun diye uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Değerli arkadaşlar bakın, ekonomi öylesine bir zor duruma geldi ki, Türkiye'deki hukuk devleti öylesine zedelendi ki, Brunson bırakılsın dendiği anda hafif bir diklenme oldu ama sonuçta Amerika alacağını aldı. Peki siz ne aldınız? Biz o krizi niye yaşadık? Hani Atilla gelecekti? Nerede Atilla? Hani siz hukuk devletiydiniz? Kimse size parmak sallayamazdı. Bakın yetinmedi. Dedi ki orada biz sizi ekonomik olarak mahvederiz dedi. Niye gık çıkmadı? Sizden çıkan şu: biz açlığa da dayanabiliriz. Yani aç kalacağımızın farkındasınız. Direnebiliriz diyemiyorsunuz Amerika'ya ama diyorsunuz ki biz açlıkla da mücadele edebiliriz. Açlığa alışkınız diyorsunuz. Yani 17 yıllık iktidarınızın sonunda getirdiğiniz nokta insanlarımıza açlığa alışmalarıdır. Şimdi geliyorum tekrar o meseleye. O tweetten sonra bakın Graham geldi, en üst düzeyde karşılandı. Aynı gün Dışişleri Bakanı, Savunma Bakanı, MİT Müsteşarı ve Sayın Cumhurbaşkanı ile görüştü. Ne görüşülüyor? Oradaki güvenli bölge görüşülüyor. Bakın güvenli bölge aslında bizim açımızdan son derece riskler içeren bir durumdur. Çünkü bu bize çekiç gücü anımsatmaktadır. Oradaki güvenli bölgeyi kurmak isteyen Amerika'nın hedefi YPG-PYD'yi güvenli bir alanda tutabilmektir. Oysa bizim hedefimiz orada YPG ve YPG-PYD'yi orada en azından ağır silahları noktasında bertaraf edebilmektir. Dolayısıyla oradaki görevde son derece riskli ve tehlikelidir ve son derece dikkatli olması gerekir. Şimdi asıl yapılması gereken ilk yapılması gerekendi. Yani Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymaktı. Oysa biz komşudaki yangına körükle gittik, benzinle gittik. Bakın Esed kendi ülkesi içerisinde katliamlar yapmış olabilir ama onunla Amerika görüşüyor, Rusya görüşüyor, İran görüşüyor, Suudi Arabistan görüşüyor, Katar görüşüyor ama siz görüşmüyorsunuz. Neden? Çünkü öyle bir angajmana girdiniz ki Esed gitsin ne olursa olsuna indiniz. Ama bugün de artık anladınız ki bu politika son derece yanlış. Dönmek lazım bir şekilde. Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duymak lazım. Onu öyle Astana sürecinde birinci maddeye yazmakla olmuyor. Fiilen buna saygı duymak lazım. Bunun için de oradaki yeni anayasa yapımına katkı vermek lazım. Türkiye'nin geleceği Suriye'nin toprak bütünlüğündedir. Orada barış olmasındadır. Orada Türk'ün, Kürt'ün, Arap'ın kendi bütün etnik yapıların kendi içerisinde, barış içerisinde yaşayacağı bir oluşumun kurulmasıdır. Ve Türkiye'nin buna katkı vermesi gerekir. Ama bunu yapmak yerine hala yanlış yerlerde dolaşıyoruz. Ama fark edilmiş olacağını umuyorum ki kendisi Sayın Cumhurbaşkanı, canım biz zaten liderlere bakacak değil ya istihbarat kuvvetleri, istihbarat örgütleri, onlar kendi aralarında görüşüyorlar şeklinde bir açıklama yaptı. Olmaz Sayın Cumhurbaşkanı, olmaz. Yani burada siyasi iktidar var ve yapılması gereken siyasi iktidarın, Cumhurbaşkanının başta olmak üzere sorumluluğu ele almasıdır ve Suriye'deki barış için, Suriye'nin toprak bütünlüğü için ve artık ülkemizdeki hem Suriye'den gelebilecek o terör tehdidinin önlenmesi hem de Türkiye'deki sığınmacıların bir an evvel insani koşullarda Suriye'ye gönderilmesinin yolunun açılması gerekir. Bunun için artık o siyasi angajmanlardan, o söylemlerden vazgeçmek gerekiyor. Bu ilk anda zor gelebilir. Bir şey daha söylemek isterim değerli arkadaşlarım, sürem biterken. Şimdi bakınız, milli dış politika, kemikli dış politika, omurgalı dış politika ancak ve ancak milli bir savunma politikasıyla olabilir. Ama sizin
milli bir savunma politikası yürütme olanağınız yok. Tank palet fabrikası gibi bir göz bebeğini dahi Katarlılara peşkeş çekecek kadar gözü dönmüş, gözü parayla dönmüş bir siyasi iktidarsınız. Ne yerlisiniz ne de millisiniz. Ayrıca da Katar'la öylesine bir işbirliği içerisindesiniz ki bakın Doğu Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ın doğusunda yapılan... Toparlayın Sayın Milletvekili. Kıbrıs'ın güneyinde yapılan o doğalgaz aramalarına, Katar'la birlikte yapılan doğalgaz aramalarına ses çıkaracak kadar dahi gücünüz yok. Sizin bu Katar'a bağlılığınız, sessizliğiniz nereden geliyor? Siz hangi cüretle tank palet fabrikasını Katar'a peşkeş çekiyorsunuz ve hangi cüretle, hangi bedeller karşılığında, yeşil dolarlar karşılığında mı bütün milli politikalarımızı da Katar'a boyun eğiyorsunuz? Bunu da sormak isterim. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Buyurun efendim. Naci Bey'in şeyini açın. Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. AK Parti'nin yürüttüğü dış politika her merhalesiyle bu milletin çıkarları istikametinde bir politikadır. Arkasındaki akıl, arkasındaki asli saik budur. Murat Bey'in konuşmalarını dinlediğimizde sanki Suriye'yi karıştıran AK Parti ve onun Suriye'ye yönelik yaklaşımlarıymış gibi bir izlenim doğuyor. Esasen Murat Bey'in kendisi de bilecek ve takdir edecektir ki Suriye'de yaşanan iç karışıklıklar Orta Doğu coğrafyasındaki Arap Baharı dediğimiz hadiseler sonrasında sadece Suriye değil, Irak, Mısır, Tunus bütün o ülkeleri etkileyen bir küresel hayaletin neticesinde ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla Suriye'deki olay kendi iç dinamikleri kadar küresel aktörlerin elinin, vesayetinin, girişimlerinin, entrikalarının ve hesaplarının olduğu gelişmelerin ürünüdür. Burada en son değerlendirilecek ülke Türkiye'dir. Takdir edersiniz ki Türkiye'ye yönelik eleştiri getirmezden önce asli unsurları, orada olup bitenlerin asli faillerini iki kelimeli de olsa eleştirmek hakkaniyet gereğidir diye düşünüyorum. Bir başka husus, hiç kimse DAEŞ'li teröristler için öfkeli çocuklar demedi. Buna ilişkin bir propaganda var. Bu konuda sözü söylediği söylenen kişi mahkeme açmış olduğunu ifade etmiştir. Bu da kamuoyu tarafından bilinmektedir. Bir başka husus, DAEŞ'li teröristlerin kimlerin hamiliği altında Suriye'de iş çevirdiğini dünya alem biliyor. Rakka'da bunları kimler çıkarttı? Hangi aracılar kullanıldı? İngiliz gazeteleri bunları nasıl yazdı? Burada o küresel güçlerin elleri hangi araçları kullanıyor? Suriye olaylarına ilişkin buradan Türkiye'nin iç politikasına ne çıkartabiliriz aklından önce gerçekten de Suriye'nin kendi içine, kendi dinamiklerine ve buradaki küresel hayatı ilişkin bir analiz daha doğru, daha hakkaniyetli ve Suriye birliğini sağlayacaksa bunun da arkasını tahkim edecek bir yaklaşım olur diyorum. Teşekkür ediyorum. Bravo. Sayın Altay buyurun. Sayın Başkanım, Sayın Grup Başkan Vekili benim yanlış bir... Sayın Grup Başkan Vekili benim yanlış bir ifadede bulunduğumu, aslında öfkeli gençler kimsenin demediğini ve o kişinin de mahkeme açıp bu davayı kazandığını ifade etti. Ancak benim şimdi internette kısaca baktığımda da YouTube'da görüntüleri olan Sayın Ahmet Davutoğlu'nun IŞİD'e katılanlar öfkeli gençlerdir dediği sözü vardı. Öfkeli çocuklar sözü vardır. YouTube'da da vardır, internette de vardır, her yerde vardır. Hiçbir mahkeme böylesine tarihi bir hatayı temizleyemez elbette. Bu sadece Sayın Davutoğlu'nun bir yanlışı da kabul edilemez. O politika bütünüyle çökmüş bir politikadır. Elbette ki Suriye'deki o yangını Türkiye veya AKP çıkartmamıştır. Ama yangına körükle giden de AKP'dir. Emevi Camii'nde namaz kılma hayali kuran da AKP'dir.
maceracı politikasının bugün bedellerini ödemek zorunda kalıyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Bey. Sayın Ahmet Davutoğlu yönetici makamlarda bulunuyordu. Dolayısıyla DH'e bakışı bellidir. Değişti. YouTube'da, sonradan hayır, değişti. Hiçbir şekilde değişmiş değildir. DH meselesinde de bu terör örgütünün asli hamilerini görmeye davet ediyorum arkadaşlar. Teşekkür ederim. Buyurun Sayın Grup Başkanım. Açalım Sayın Grup Başkanım. Yan tarafa. Kayıtlara geçmesi açısından söylüyorum efendim. Sayın Grup Başkan Vekilini hatırlatmak isterim. Arap Baharı ile başlayan bir sürecin devamıdır Suriye olayı dedi. Gerçekten şimdi videolardan falan, tweetlerden falan bahsediyoruz ya. AKP'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Arap Baharı döneminde bütün televizyonlarda konuşması aynen şöyledir. Ben bu konuda görevlendirildim. Ben bu projenin eş başkanıyım demiştir. Hem o projenin eş başkanı olacaksınız, hem Suriye'den sorumlu olmayacaksınız. Hem o politikanın eş başkanlığını devam ettireceksiniz, hem dökülen kandan sorumlu olmayacaksınız. Hem o politikada binlerce Müslüman katledilecek, siz eş başkan olarak bundan sorumlu olmayan bir cumhurbaşkanı olarak İslam dünyasında masum ve mağdur olacaksınız. Bu mümkün değildir. Siz tam bunun ortasında eş başkanlığınızla birlikte söz almadan ancak konuşmaya başlıyor, ben de öyle yapacağım. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın Orta Doğu'ya yönelik yaklaşımı bütün Orta Doğu halklarının, ülkelerinin huzuru, selameti ve refahı istikametinde bir politikadır. Burada Orta Doğu'nun huzurunu bozan terör örgütlerinin ve onlara karşı da mücadele konusunda ne yaptığımız bellidir. Bizim yaklaşımlarımız tarihen kayıtlıdır, geleceğe kayıtlıdır. Kalmadı ya Rabbim, beni bu görevden al diyor. Bu kadar çok tövbe kapısındaki meleği bile kendisine isyan ettirdiniz. Her yaptığınızı inkar ettiniz. Her yaptığınızı inkar ettiniz. Her yaptığınızı inkar ettiniz. Geldiğiniz noktada inkar kapısında Allah'a yalvarmaktan başka hiçbir şansınız kalmadı. Teşekkür ediyorum. Sayın milletvekilleri, Cumhurbaşkanlığı tezkeresi üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Şimdi tezkereyi oylarınıza sunacağım. Kabul edenler, kabul etmeyenler, kabul edilmiştir.